Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Zafer Yeğenoğlu kardeşimiz, değerli arkadaşımız, gerçekten gönlü güzel, kendi güzel, kıymetli bir insan. İstedik ki bu 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda iş yerinin açılışında bu vesileyle bugüne tahil etmesi gerçekten güzel bir ayrıcalık. Kozanımızdaki eksik bırakılan, tamamlanması daha iyi olan, kalitesini yükseltmesi açısından böyle bir iş yerinin açılışı bizim için gerçekten önemli. İstiyoruz ki daha güzel, daha kaliteli, daha güzel günlerde bu iş yerleri açılsın. Hem Kozan'ımıza hizmet etsin kalitesi anlamında, hem de değerli kardeşimiz Zafer Yeğenoğlu kardeşimiz bu konuda hayırlı kazançlar nasip etsin. Bu vesileyle birkaç cümleyle Zafer kardeşimizden birkaç duygularını almak için cümleyi isteyelim. Sonra programda devam edeceğiz. Değerli misafirler, uzaktan yakından davetimize icabet eden, bizi onurlandıran kıymetli eş, dost ve akrabalarım. Katılımlarınızdan dolayı şükranlarımı ifade ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün hepinizin malumu Türk milletinin kurtuluş mücadelesinin kazanıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman gazilerimizi, aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. İstedik ki iş yerimizin açılışını bu kutlu günde yapalım. Hem hayırlı bir başlangıç, hem de 30 Ağustos Zafer Bayramı'na farkındalık yapalım. Değerli misafirlerimiz, amacımız Kozan'ımıza bir yenisini daha ekleyerek tanıtım ve organizasyon alanında hemşerilerimize kaliteli bir hizmet sunmaktır. Bu amaçla iş yerimizi açtık. Hemşerilerimizin mutlu ve başarılı günlerinde yanlarında olup, mutlu ve başarılarına destek olmak, paylaşmak, güzel anılar biriktirmek istiyoruz. Yüce Allah bu hayırlı niyetimizi kabul etsin, birlikte hep beraber mutlu, hayırlı başlangıçlar nasip etsin. Bize ve Kozan'ımıza hayırlı olsun diyor. Bu vesileyle hepinize katılım ve desteklerinizden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Evet, aramızda çok değerli Kozan'ımızın yetiştirdiği kıymetli bir büyüğümüz var. Emekli binbaşı Zafer Yeğenoğlu. Zafer abimizi buraya duygularını ifade etmesi için kürsüye davet ediyorum. Buyurun Zafer abi. Hocamın değerli, güzel sözlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Heyecanlıyım. Çünkü adaşım, yeğenim, canım ciğerim sıfırdan güzel bir işe başlıyor. En az kendisi kadar başarılı olmasını eskilerden söz edebilecek yaştayım. Bundan 20-30 yıl önce olan birçok meslek artık yok. Teknolojinin silikon uygulamalarının, kondansatör uygulamalarının devreye girmesiyle yaşam alabildiğine hızlı değişim içine girdi. Belki de geçmişte 300-500 yılda olan değişim 10-20-30 yıllara artık sığmaya başladı. Yeni meslek, eski meslekler, bazı meslekler yok olurken de yeni meslekler çıkıyor. Onlardan bir tanesi yaşamımızı kolaylaştıran, mutluluğumuzu artıran organizasyon işleri. Ben de daha bir yıl bile olmadı oğlumun nişanında tanıştım organizasyoncularla, bu işi yapanlarla. Tabii ki organizatörlüğü biliyorduk da insanın yaşamını kolaylaştıran, hızlandıran, mutluluğunu artıran, bir renk cümbüşü, ışık cümbüşü içine sokan bu organizasyon faaliyetini daha bu sene öğrendim. Zafer de böyle bir işe giriyorum amca deyince gerçekten çok heyecanlandım. Kozan'ımızda geçmişten bu yana birkaç ilk çiçekçi mesela bizim bir amcamızın oğluydu.
rahmetli Halil Yeğenoğlu Kozan'ın iç çiftçisiydi. Böyle ilklerde olan bir aileyiz. Zafer de bunu ilk yapıyor zannettim. Zafer dedi ki yok amca 4-5 tane var Kozan'da dedi. Bundan ayrıca mutlu oldum. Demek ki insanlar Kozan'da artık mutluluğu, hızlı yaşamı, daha kaliteyi, daha kalıcı mutluluklarının kalıcı olmasının artık demek ki insanlarımız Kozan'da peşinde. Bu da çok güzel bir şey. Buna vesile, bundan sonra vesile olacağı için Zafer'i yürekten kutluyorum. Adaşımı yürekten kutluyorum. Tabii ki büyükleri olarak, akrabalar olarak da, hatta ben arkadaşı olarak da sonuna kadar yanındayım. Allah muvaffak etsin. Allah emeklerini zayi etmesin. Ben de bu anlamlı günde şehitlerimizi, bu güzel vatanı bize armağan eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün İstiklal Savaşı kahramanlarını saygıyla, sevgiyle, minnetle ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Yeğenimin de yol açık olsun. Hepinizi saygıyla, katılımlarınızdan dolayı da teşekkürle selam diyorum. Hocam tekrar teşekkür. Evet, değerli büyüğümüz Zafer Yeğenoğlu abimize de çok teşekkür ediyorum. Zamanlarınızı ayırmak istemiyoruz, kıymetli zamanlarınızı. Dua toplanacak. Sonra da kurdele kesimi var. Duayı toplamak üzere Hoşkadem Cami imamımız, kıymetli hocamız Abdurrahman Yılmaz hocamızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbi, Resulullah Efendimizin insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır, hayırlı olandır buyurduğu gibi halkımıza, ilçe halkımıza her hayırlı işlerinde, düğün merasimlerinde, nişan merasimlerinde, sosyal etkinliklerinde daha faydalı olabilmek için Zafer Yeğenoğlu kardeşimizin açmış olduğu bu Yeğenoğlu organizasyonu ilahi bugün önemli günümüzde ilahi ya Rabbi büyük taarruzun 101. yıl dönümüne denk getirerekten tarih sevdasıyla, vatan sevdasıyla, millet sevdasıyla açacağı iş yerini birleştiren kardeşimizin bu iş yerini bereketli eyle ya Rab. Kendisinden hizmet alanları kendisinden hoşnut eyle, memnun eyle. Kendisini verdiği hizmetlerde kaliteli hizmetler vermeyi nasip eyle. Vatanına, milletine, toprağına, tarihine, dününe sevdalı, kökleri sağlam, geleceğe atisine doğru heyecanlı olan gençlerimize ülkesi için yaptığı her girişimle hareketlerinde muvaffakiyetler nasip eyle. Dualarımızı dergahında kabul eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Özellikle büyük taarruzun başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarının ruhu için, tüm şehitlerimizin ruhu için, Zafer Yeğenoğlu kardeşimizin açtığı iş yerinin ilahi ya Rabbi her türlü hizmetinin başarılı olması için El Fatiha. Buradayız. Evet, hayırlı olsun. Gelmeydim buraya.